Çalışmaları devam. Milletimizin Türk Kızılay'ına tevdi ettiği onlarca görevden ihtiyaç anında belki de en önemlisi kan ihtiyacının karşılanması görevidir. Türk Kızılay'ı en alt biriminden en tepe noktasına kadar bu ihtiyacın karşılanması için olabilecek tüm imkanlarını seferber etmektedirler. Bu noktada mobil araçlarla bu hizmet veriliyor idi. İskenderun sahilinde bir sabit çalışma imkanı bulabilir miyiz diye düşünmüştük. Sayın Kaymakamımızla konuştuk. Düşüncelerimizi Sayın Belediye Başkanımıza arz ettik. Sağ olsunlar, kendileri de gerekli desteği vererek böyle bir hizmetin hayata geçmesine öncü oldular. Güzel İskenderun'umuzun en güzel noktasına yapılacak bu Kızılay evinin sıradan olmamasına özen göstermek adına bölgemizin saygın insanı, hayırseverliğiyle bizlere her zaman destek olan iş adamımız Sayın Fuat Tokçalı Bey'e dönülettik. Bizleri kırmayıp böyle bir hayırlı bir işin hayata geçmesi için Kızılay evinin yapımını sahiplendi ve üstlendi. Bu Kızılay evinde kan veren kan vererek sağlık bulacak, hayır duası alacak. Bu Kızılay evinde hizmet eden de hayır duası alacak. Burayı yapan, yaptıran da hayır duası alacak. Gerçekten kan sürekli bir ihtiyaç. Sadece bir defa değil. Kimin ne zaman trafik kazası geçireceğini, kimin hangi insanların hasta yatağında olduğunu, ameliyat masasında olduğunu. Sadece bir candan bir ihtiyaç ki, çok teşekkür ediyorum Fatih Bey, özellikle bu ilginizden dolayı. Allah artırsın sizin gibi bağışçıları. Biz biliyorsunuz 1868 yılından beri 146 yıllık köklü bir kuruluşuz. Ve bir dünya markasıyız. Kızılay gerçekten bir marka. Ayrıca biliyorsunuz biz Soma'dayız, biz Irak'tayız, biz Gazze'deyiz, biz Myanmar'dayız, Bengaldeş'teyiz. Dünyanın her tarafına merhamet elimiz uzanıyor. Ve tabii ki bunların hepsi sizler gibi değerli bağışçılarımızın sayesinde. Ne kadar çoğalırsanız, ne kadar merhamet elinizi uzatırsanız bizlere, biz de vatandaşlarımızla sizin aracınıza uzanırız. Bir mobil araçta Kızılay'ımız kan bağışlarını kabul ediyordu. Tabii İskenderun'umuzun bu Güdüde Meydanı'nda bir mobil araç hem uygun değildi hem de sağlık açısından da uygun değildi. Sağ olsun Kızılay yetkililerimiz bir ziyarete bulundular. Ve gördüğünüz yapı sadece burada tek değil. Aynısı bir de Osmaniye için yapıldı. Osmaniye'de de inşallah estetiğini bozmayan, siteli, iyi bir, temiz bir çalışma ortamında, konforlu bir ortamda hem bağışçı için hem de bağışı alan için iyi bir ortam olduğunu inanıyoruz. Projesi de güzeldi. Bizim mesela sadece bu bölgede değil, Piriş'ten de şu an bizim bir devam eden kız yurdu yatırımımız var. Yani bu bölgede değil, yeri gelmişken orada da var. Dünyanın birçok yerinde bağışlarımız var. Ama fırsat olduğu zaman, yeri geldiği zaman, bir ihtiyaç bildirildiği zaman elhamdülillah gücümüz, kudretimiz yettiği müddetçe insanımıza yetişmeye çalışıyoruz. Tabii İskenderun'un en güzel yerinde kendilerine tahsis ettik. Sağ olsun Fuat Bey de prototip çok güzel bir mekan tahsis etti. Tabii bunlar birleşince kan bağışı da arttı. Daha hijyenik, daha temiz ve insanlarda da bir albeni yarattı. İnşallah bu gibi konularda biz belediye olarak her türlü desteği vereceğiz. İnsanın en temel değerlerinden birisi insan ve insana sevgi. Bu yapılan yatırımlar hakikaten merkezinde, odağında insan var, insan sevgisi var. Biz biliyoruz ki insanı sevdikçe, yücelttikçe milletimizi de devletimizi yüceltmiş olacağız. Hakikaten Türk Kızılay'ına da içten sonsuz teşekkür etmek lazım. Milletimizin adına, devletimizin adına, sizlerin adına. Çünkü dünyada Türk markasını Kızılay'la çok ciddi bir anlam kazandı ve dünya üzerinde hakikaten Türk Kızılay bir marka oldu. Evet, bu tarafa biraz böyle gelin.
Sanki kendim bu konuda değil mi? Evet. Şey, klima alabilir miyim? Hocam Ahmet nerede? Çok güzel bir hizmet. Hayırseverler. Sana teşekkür ediyoruz. Ahmet. Ben çağırdım. Ve ya, laboratuvarı çağırsana. Ahmet, iki, Mustafa. Düzenli olarak kan vermeye çalışıyoruz. Eleman. Herkes de davet ediyoruz. Hacı, çiçek gelsin hemen takviye. Eleman gelsin, Ahmet gelsin. Hemen.